deriz ya, şöyle bir yanılgım var. Bir yerde bir hata yok, varsa sizde... o hatanın parçası da var diyorum. Ben kökten değişimciyim diyorum. Hayır. Bana göre Sayın Genel Başkanımız da değişmelidir. Bana göre bu fırsatçılar da bu partiye umut olamaz. Bu iddiayı koyuyorum. İkinci soru. Bunları lütfen yarın sorun. Ama şey yapmayalım. Şimdi Özgür Bey'in durumu ayrı. Şimdi konumuz biraz ama Özgür Bey'e değil. Ama abi bu yaşanan bir süreç. Yani şimdi kalkıp sen bugün geçmişteki bütün süreci sorguluyorsan zaten sen o sürecin bir parçasısın. Onu anlatmayı söylüyorum. Bize bunları anlatansın. Bize engelleyensin. Uzaydan mı gelecek peki CHP'nin genel başkan adayı? Bak anlatacağım. İkinci olay. Şimdi bu değişimcilerin Zom'da da gördüğünüz iki tane isim var. Yani önemli figürlerden. İkisi de partide genel başkanın ikinci adamlığını yapmış. Birincisi Tekin Bingöl, Ankara milletvekili. İkincisi yine örgütten sorumlu genel başkanımız yapmış Bülent Tezcan. Bunlar ikinci adamlar partide. Bir dönem biri yönetmiş, bir dönem biri yönetmiş. Seçimleri de. Bizim bu dönemde partilerdeki, illerdeki ittifakımızı görüşmecimiz kimdi? Tekin Bingöl. İttifak. Hangi ilde, hangi partiyle ittifak yapmamız gerektiğini görüşmecilerden biri Tekin Bingöl'dü. Ben defalarca Tekin Bingöl'ü aradım. Beni yalanlıyorsa bağlasın söylesin. Her televizyonda söyledim, aramadılar. Dedim ki Tekin abi diye hitap ettim. Ben kendi ilimde ittifak istemiyorum dedim. Aman 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 ittifak yapmayın dedim. Ve bunlar hangi illerde ittifak yapılacağına karar verdiler. Bize ve genel başkana bir simülasyon sundular. Biz bu partiler tek çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'den girersek 276 milletvekili çıkarıyoruz diye bizim önümüze rakam getirdiler. E şimdi bunu sen yanıltacaksın. Sonra diğer taraftan yenilikçi diye çıkacaksın. Değişimci diye çıkacaksın. Böyle bir şey var mı? Bunlardan hesap sormayacağız. Yalnızca genel başkanlar. Ben genel başkanın tarafı suçsuz olduğunu söylemiyorum. Gürsel Bey şeyi yapmayalım da o konuyu biraz geçelim. Lazım Saygı abi. Şimdi bunlar değişim yok, şimdi adına vaktimizde sınırlı. Vaktimiz sınırlı, diğer konularda konuşmak lazım. Şeyi de sormak yani. İsterim. Mesela İstanbul'da 196 delegeden 185'i hakkında Özgür Bey'e oy vereceğine ilişkin imza verildi. Hakikaten böyle tam uyulur mu bu tür şeylere? Bayağı bunları nasıl karşıladınız sizler? Ya şimdi şöyle, tabii her siyaset ilinin dengesi farklı. İstanbul doğrudur. Orada değişimciler kongreye almıştır ama hiçbir zaman %100 bir alınan imzayla verilen imzayla sandığa yansıma aynı olmaz. Evet, çünkü her il kongresi, bu Türkiye'deki tüm iller için söylüyorum, her il kongresi ittifakla oluşmuştur. Yani İstanbul İl Başkanı seçilirken kendine göre ilçeler arası ittifak yapmıştır. İmza farklı verilir, sonuç farklı çıkar. Sonuç ne olacak? Bir de onu ben genel olarak söyleyeyim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 780 oy alır. Sayın Özgür Özel 560 oy alır. Artı 5, eksi 5, ikisinde de rakamlar değişebilir. Çünkü bu partide siyaset yapan iki kesim var Saygı abi. Bir partililer var, partinin vicdanı. Bir de particiler var, partideki fırsatçılar. Biz partiliyiz. Bu partinin vicdanı var. O kongre salonunda inanın, o kongre salonunda vicdanının sesini dinler. Fırsatçıları dinlemez. Ve biz bu partinin kültüründen gelen partinin evlatları olarak gücümüz yettiği oranda bu partiyi gerçekten emek veren, partiyi en iyi şekilde temsil eden, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ni unuttum anlatmayı Deniz. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinin şöyle bir ortak özelliği vardır. Yani İsmet Paşa'dan tutun, tabii Atatürk'ü başka bir yere koyuyorum. İsmet Paşa'dan tutun Sayın Genel Başkanımıza kadar bütün CHP Genel Başkanları devlet geleneğinden gelmiştir. Davranışıyla, söylemiyle, konuşmalarıyla, deneyimleriyle. Şeye bakın işte, yani Ecevit 1963. hükümette Çalışma Bakanlığı yaptı. Evet. Arkasından CHP kuruldu. CHP'de Erdal Ünlü ODTÜ rektörü. Murat Karayalçın Genel Başkan oldu. Murat Karayalçın Köy Hizmetleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Ankara Belediye Başkanlığı'ndan geldi. Hikmet Çetin oldu. Hikmet Çetin Devlet Planlama Teşkilatı'nda bürokrat ve sanıyorum 74 kabinesinde veya 73 kabinesinde olabilir Başbakan Yardımcısı. Yani devlet geleneğinden gelen bir siyasetçi her zaman CHP'nin genel başkanlığını yönetmiştir. Niye? Çünkü sen devleti kuran ve devleti yönetme iddiası taşıyan bir partisin. Burası bir spor kulübü değil. CHP genel başkan adayını Faik Öztürk'e tarif ediyorsun sanki. Buranın değil bak. Hem siyaseti bilecek, hem siyaseti bilecek, hem bürokrasiyi bilecek. Bir kamu yönetiminden gelip bir kamu yönetiminden gelmesi lazım. Var mı şu an öyle bir isim? Çünkü devleti yönetme iddiasını ortaya koyacak. Bir sürü arkadaşımız var. Gülen Kuşoğlu var, Faik Öztürk var. Onları geç Allah'ın sersen. Bir sürü arkadaşımız var. Yani bu arkadaşlarımızın parlamentodaki çalışmalarına destek vereceğiz, ön plana çıkaracağız, kendilerini ifade edecekler. Sonra da demokratik bir yarış. Bak ben partideki en iddialı siyasetçiyim. En iddialı. Ben sokak siyasetçisiyim. Sokağın nabzını iyi tutarım, iyi çalışırım. Seçim bölgemde oylarımı hep %100 artırarak gitmiş bir siyasetçiyim. Benden genel başkan olmaz. Bak ben haddimi biliyorum. Bir şey sorabilir miyim? Benden olmaz. Niye? Çünkü bir partinin varoluş nedeni devleti yönetme iddiasıdır. Devleti yönetme iddiası ortaya koyan partinin genel başkanı da devleti tanıyacak, devleti bilecek. Devlet dediğiniz bir şirket değil. Siz şirket gibi yönetemezsiniz. İşte bugün şirket gibi yönetiyor. Devlet gelenekleriyle yönetilir, kanunlarla yönetilir.